Herkese merhaba. Kaldırma kuvveti soru çözüm videosu ile karşınızdayız. Sevgili gençler, şimdi ilk sorumuzla başlayalım. 4 diyostili bir cisim varmış. Havada dinamometreye asılmış, sonra sıvıya konulmuş, tekrar dinamometreye asılmış. Havadayken gösterdiği değer 20 Nm'muş. Sıvının içinde gösterdiği değer, dinamometrenin gösterdiği değer 5 Nm'muş. O zaman sıvının ösitesi kaç D'dir diye soruluyor bize. Şimdi bakalım ne olacak? Şimdi cismin normalde ağırlığı var aşağı doğru. G cisim diyoruz. Yukarıya doğru da bir gerginlik olacak. O gerginliği de dinamometre gösterecek diyoruz. Ona da D diyelim. Dinamometrenin gösterdiği değer. Bu cisim eğer dengedeyse, bakın yukarı ya da aşağı doğru hareket etmiyorsa, o zaman bu iki kuvvet birbirlerine eşit olmalı. Ya da şunu söyleyeceksiniz. Dinamometrenin gösterdiği değer direkt cismin ağırlığı olacak diyebiliriz. O zaman dinamometre 20 Nm'luk değer gösteriyorsa, bu durumda ben cismin ağırlığı normalde 20 Nm'dur diyebilirim. Güzel. Şimdi sağ tarafa geldim. Şimdi sağ tarafta da şöyle bir şey olacak. Buradaki sıvının içerisinde sıvının da göstermiş olacağı bir ne var? Kaldırma kuvveti var. Buna dikkat ediyorsun. O zaman bu kaldırma kuvvetini önce yazdık. Sonra dinamometrenin göstereceği değer var. Burada D dinamometresinin göstereceği değer. Sonra bir de cismin aşağı doğru G cisim ağırlığımız var. Gene 3 tane kuvvet söz konusu ve bu kuvvetlerden dolayı cisim dengedeyse o zaman ne olmalı? Yukarıya doğru olan dinamometrenin gösterdiği değerle burada kaldırma kuvvetinin toplamı eşit olacak. Cismin ağırlığı diyoruz. İsterseniz buradaki dinamometrenin gösterdiği yere üssü diyelim, sonrası. Bu öncesi ve sonrası olsun. Karıştırmayalım çünkü. O zaman kaldırma kuvveti bakalım neler olacak. Diyor ki bize dinamometrenin sonrasında gösterdiği değer 5 Nm'muş. O zaman bunun yerine getireceksin, 5 Nm'u koyacaksın. Artı kaldırma kuvveti eşittir. Cismin ağırlığı ne kadardı? 20 Nm'du. Bu durumda kaldırma kuvvetini bulmuş olduk. Yani 15 Nm'luk bir kaldırma kuvveti etki ediyormuş. Peki kaldırma kuvvetiyle cisim arasındaki ilişkiyi nasıl kuracaksınız? Şimdi cismin tamamı batmış, görüyor musunuz? Kaldırma kuvveti ne demekti? V batan çarpı D sıvı çarpı G'ydi. Güzel. Cismin ağırlığında V cisim çarpı D cisim çarpı G diyebiliriz. MG'den düşünelim. M neydi? Hacim çarpı öz kütleydi. O zaman G ile çarptığımda bana bu ağırlığı veriyor. Kaldırma kuvveti zaten V batan D sıvı çarpı G'ydi. O zaman şimdi burada cismin normalde ağırlığının 20 Nm olduğunu biliyorum. O zaman cismin hacmi ile batan hacmi birbirlerine eşit. Yazarız sonrasında. V cisim çarpı D cisim. D cisim ne? Cismin ösitesi neydi? 4D'ydi. O zaman yazarız birazdan. Burada da G yazdığımda ne eşitmiş bu arkadaş? 20'ymiş. Sonra aynı şekilde V batan çarpı D sıvı çarpı G'yi yazdığımda da bu da ne kadarmış? 15'miş. Burada kendi işlerinde bunları böyle taraf tarafa oranlayabiliriz. Oranlarsak şöyle oldu. V cisim ve V batan birbirlerine eşit. Çünkü dedik ki bu tamam batmış. Sonra şöyle yapıyorduk. G'ler de birbirlerini götürmüş. O zaman sıvının öz kütlesi buraya aldığında D cisim bölü D sıvı neye eşitmiş? 20/15. Bunları da oranladığımızda her ikisini 4'e bölersek o zaman burası, pardon, her ikisini 5'e bölersek burası 4, burası da 3 olmuş oldu. 4/3. Getirelim, koyalım. Ben neyi biliyorum? Cismin ösitesini biliyorum. Neydi? 4D'ydi. Yazdığımızda 4D bölü D sıvı eşittir 4/3'müş. Bu eşitliğin kurulabilmesi için sen zaten direkt görüyorsun. Basit bir matematik var. O zaman sıvının öz kütlesi bu durumda görüyorsun ki 3D'ymiş. Bu eşitliğin kurulabilmesi için. Tamam mı? Matematiğini içler dışlar yaparak da kendin halledebilirsin. Güzel. Başka bir soru var karşımızda. Şimdi der ki X sıvısında bir tanesi varmış. X sıvısında 3'te x'i batmış. Sonra y sıvısına koymuşuz. Bir de yukarıdan bir kuvvet uygulamışız. Bakın F kuvveti uygulamışız. Ondan sonra burada ise tamam batmış. Ama sıvının ösitesine dikkat ediyorsun. Bunu da önemsiyorsun. Sonra şimdi denge durumu var. Denge ise üzerindeki kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlerle yukarı doğru olan kuvvetler birbirlerini götürmeliydi. Eşitlemeliydi. 2 bölmesi battığı için bunu etki eden kaldırma kuvveti 2V çarpı D sıvı, sıvının ösitesine kadar? D kadar. Çarpı G. Bu kadarlık bir kaldırma kuvveti var farkındaysanız. Aşağı doğru da cismin ağırlığı var. Yani getirip aynen aşağı doğru G ağırlığını çekiyorum. O zaman buradan direkt şunu söyleyebiliyorum. G eşittir 2V çarpı D çarpı G. Çünkü üzerinde hani G ağırlığıyla kaldırma kuvveti birbirine eşit olacak ki denge oluşsun. Bunu direkt yazabilirsiniz. Sonra buraya geldik. Buradaysa 3 bölme batmış. Şimdi 3 bölme battığında buradaki kaldırma kuvveti tabii ki değişti. Yani şöyle yazalım. FK üssü. Buna FK diyelim. Buradaki kaldırma kuvvetine. Bu da sonrasındaki durum olsun. Burada 3 bölme battığı için her bir bölmesine V dediğimizden 3V. Bunun ösitesi ne kadar?
2D'ye kadar, 2D ile çarpıyorum, çarpı yer çekimlisi. Bu olmuş oldu. Aşağı doğru ağırlığı var. Aynı şekilde ağırlığını alıyorum. G'sini aldım. Bir de aşağı doğru şu F kuvveti var ve onu dikkate almak zorundasın. Ağırlıkla aynı yönlü. O yüzden aşağı doğru olan F kuvvetiyle G'nin toplamı eşit olacak. Yukarıya doğru olan kaldırma kuvvetine basit bir eşitlik kurduk. Sonra F artı G eşit olacak. Kaldırma kuvveti ne kadarmış? 6 V D G'ymiş. Ama ben ne istiyorum? F kuvvetinin kaç G olduğunu soruyorum. Peki şuradan bak. Şuraya bakarsan buradan 2 VDG'nin G olduğunu söylemişim. O halde bu arkadaşın da 6 VDG neye eşittir? 3 tane 2 VDG değil midir? Değil mi? O zaman 2 VDG de normalde 1 G ağırlığına eşit. Getirelim burada yerine koyalım. G ise o zaman 6 VDG'nin karşılığı ne olmuş oldu? 3 G oldu. E getirelim yerine yazalım. F artı G eşittir 3G. O zaman F de buradan 3G'den G'yi çıkarırsam 2G gelmiş olur. Ha, biraz hani matematik yapmak zorundayız maalesef. Aşağı doğru ve yukarıya doğru olan kuvvetlerin hani dengede olması için birbirlerine eşit olması gerekir dedikten sonra çözüm kolaylaşıyor farkındaysanız. Şimdi başka bir soru var karşımızda. Şimdi yavaşça bırakılmış eşit hacimli KLM sıvıları şekildeki gibi dengelidir. Burada eşit hacimlinin altını çizelim özellikle. Sonra buna göre cisimlerin öz kütleleri, cisimlerin kütleleri ve cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Böyle bir soruda çok fazla karşınıza çıkar. Şimdi bunların hacimleri eşitmiş. Ama önce şunu yapalım. Cisimlerin öz kütleleri. Anlattığım konuyu anlatmıştım size bir önceki videomuzda. Ne demiştik orada? Cismin nerede kalacağını, nerede dengede kalacağını belirleyen şey neydi? Yalnızca ve yalnızca öz kütleydi. O zaman K burada yüzüyor diyoruz biz buna. Sonra bu ne yapıyor? Askıda kalmış. Bu ise batmış. O zaman bunların her birinin hani koşullarını tek tek söylemiştik. Yüzüyorsa o zaman K'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük diyoruz. Sıvı. Sonra askıdaysa o zaman M'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşitti. Koşulları yazıyorum. Sonra L de battığı için L'nin öz kütlesi de sıvının öz kütlesinden tabii ki büyüktü. Bunları hatırladığımıza göre o zaman cisimlerin öz kütleleri arasındaki ilişkiyi söyledik bile. L en büyük olacak. Sonra M olacak. Sonra da burada K olacak. A şıkkı bitti. Şimdi cisimlerin kütleleri. Şöyle ki bunların hacimleri eşit değil mi? Eşit. O zaman kocaman mor deveyi hatırlayalım. M eşittir D çarpı V. Öz kütleleri arasındaki ilişkiyi bildiğime göre V'ler de eşit. O zaman bunların kütleleri arasındaki ilişkiyi de rahatlıkla söyleyebilirsin. Bak L'nin öz kütlesi en büyük olduğu için o zaman L'nin kütlesi en büyük olacak. Hacimler eşit ya deve. Sonra M'ye bakıyorum. M'nin kütlesi de arada kaldı. Sonra K'nın öz kütlesi en küçük olduğu için hacimler eşitti. O zaman K'nın kütlesi de en küçük olacak diyebiliriz. Bu da bitti. Geldik C şıkkına. C şıkkında ne diyorum? Kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki. Şimdi kaldırma kuvveti neydi? Kaldırma kuvveti FK eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G. Yani bunların batan hacimlerine bakmalıyım. O zaman K'nın batan hacmine baktığında hani bütün hacim batmamış. Birazı batmış. M'nin bütün hacim batmış. L'nin de bütün hacim batmış. O zaman M ile L'ye etki eden kaldırma kuvvetleri tabii ki eşit olmak zorunda. Çünkü batan hacimleri eşit. Şöyle yazayım mı sizin için? Yani şunu diyorum. M'nin batan hacmi ile kimdi? L'nin batan hacmi eşit. Hatta tüm cismin hacmi farkındaysanız. Fakat K'nın batan hacmi şöyle yazdığımızda cismin hacminden daha küçük. Sonra V batan çarpı D sıvı çarpı G kaldırma kuvveti hepsinde D sıvı aynı olacağına göre o zaman buradan şey söyleyebilirim. M ile L'yi etki eden kaldırma kuvvetleri eşit olmak zorunda. Kaldırma kuvveti M. Sonra büyük olacaklar kimden? Kaldırma kuvveti K'dan. Çünkü K'nın batan hacmi en küçükmüş diyebiliriz. Güzel. Şimdi bir soru daha var. Üst üste konulan KLM cisimleri şeklindeki bir dengedir. Bakın üst üste konulan yani yapıştırma durumu söz konusu değil. Buna göre verilenlerden hangileri kesinlikle yanlıştır. Doğru değil bak yanlıştır. Ne yapacağız o zaman? Şimdi KLM'yi üste bıraktık. Şimdi şöyle bakacaksın. Burada şunu söylemelisin. Eğer bir sıvının içerisine bakın bir sıvının içerisine bir cisim bıraktığımızda cismin öz kütlesi şayet sıvının öz kütlesinden küçükse cisim yukarı çıkar. Bu ne anlama geliyor? Demek ki cismin öz kütlesi sıvıdan küçük. Eğer bir sıvının içerisine
bir cismi koyduğumuzda cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyükse batacak ya, batmak istiyor. Yani şöyle bir hareket yapıyor. Şöyle diyelim, cismin öz kütlesi sıvıdan büyük, yukarı çıkmak istiyorsa cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük diyorsunuz. O halde K'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olabilir mi? Şimdi bunlar üst üste konulmuştu ya, o zaman yani böyle bir yapıştırma durumu söz konusu değil ya. Öyle olsaydı K yukarı çıkacaktı ama K yukarı çıkmıyor. O zaman K yukarı çıkmıyorsa bu verilen bilgi kesinlikle yanlış. Sonra geldim. L büyüktür M. Yani L'nin öz kütlesi M'den büyük müdür? Neden olmasın? Şöyle olabilir. L'nin öz kütlesi M'den büyük. Yani aslında yukarıdan aşağı bastırıyor olabilir. Ama M de yukarı çıkmak istiyor olabilir. Ve denge durumu sağlanmış olabilir. Olabilir. Şöyle olabilir diyoruz. Neden olmasın? Sonra geldik. M'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit midir? Neden olmasın? Bu da olabilir. M'yi bıraktığında kendinden zaten kalacakmış anlamına geliyor. K ile L kendi içerisinde birbirlerini dengelemişler. Mesela atıyorum. L yukarı çıkmak istiyor. K batmak istiyor. Olabilir. Dengeliler. Her ikisi de belki sıvının öz kütlesine eşit olabilir. Olabilir. Oldukları gibi kalacak da olabilirler. O yüzden M'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olabilir diyorum. Şu benim olabilir işaretim. Olabilir. Olabilir. Sonra geldim dördüncü öncüle. Üç cismin de öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. Olamaz. Neden olamaz? Çünkü hepsi batacak. Böyle bir denge durumu kesinlikle söz konusu olamaz. Yani burada bu arkadaşların hepsinin öz kütlesi sıvıdan daha büyükse bunların hep beraber aşağı inmesi gerekir. Ama böyle bir şey yok. O yüzden dördüncü verilen de kesinlikle yanlış. Hangileri kesinlikle yanlış? 1 ve 4 kesinlikle yanlış diye soruyu bitirmiş olduk. Evet, şimdi geldik başka bir soruya gene. İki cisim taşma seviyesine kadar dolu taşırma kabına ayrı ayrı bırakıldıklarında eşit hacimde sıvı taşırıyorlar. Eşit hacimde. Zaten fizikte şuna dikkat ediyorsunuz. Verilen hani soruyla ilgili verilen cümle orada çok ciddi bir bilgi taşıyordur. Hani soruyu çözebilmeniz için eşit hacimde sıvı taşırıyor. Eşit hacimde ve taşan sıvıdan bahsediyoruz. Taşan sıvı demek, taşırma kabını hatırlatalım önce. Ne vardı? Şu şekilde bir kap düşünelim. Bu ağız şurada taşma seviyesine kadar doluydu. O zaman taşma seviyesine kadar dolu olan kaba bir cisim bıraktığımızda kesinlikle bir sıvı taşıyacak. Bir taşan sıvıdan bahsediyorduk. Ve bu taşan hacim. Bakın V hacim demek. Taşan hacim neye eşit olur? Cismin ne kadarı batmışsa o kadar sıvı taşar. O zaman taşan hacimle batan hacim her zaman birbirlerine eşit olur taşırma kaplarında. Yani taşma seviyesine kadar dolu taşırma kaplarında bu kesinlikle söylemeniz gereken bir şey. O zaman bunlar eşit hacimde sıvı taşırıyorlarsa o halde bunların V batan, yani batan hacimleri, V batanları eşit diyoruz. Eşit. Güzel. V batan, V batan. Nerede kullandık V batanı? Kaldırma kuvvetinde kullandık. Ve kaldırma kuvvet dedik ki V batan çarpı D sıvı çarpı G dedik. Şimdi sıvı aynı sıvı. Aynı kaba bırakılıyor çünkü. V batanlar da eşit. O yüzden bunların kaldırma kuvvetleri, bakın kaldırma kuvvetleri kesinlikle ve kesinlikle eşit. Bir daha söylüyorum. Burada taşan hacimler eşitse batan hacimler de eşit. Sonra sıvı aynı sıvı. Zaten G yer çekmesi. O yüzden sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti her ikisi için de kesinlikle aynıdır diyorsun. Sonra geldik öz kütleye. Şimdi bıraktığımızda iki tane cisimden bahsediyoruz ya. Bir tane cisim bıraktığımda şimdi atıyorum battı. Diğer cismi de aldım. Hani bilmiyorum ya. Bir tane cisim de attığımda belki yüzdü. Belki askıda kaldı. Belki yüzdü. Belki askıda kaldı. Belki battı. Bilmiyorum. Yani bunlar nasıl dengede kalmışlar bilmiyorum. Çünkü nerede kaldıklarını, daha doğrusu nasıl dengede kaldıklarını bilmeliyim ki öz kütleyle alakalı bir ilişki kurabilirim. O yüzden bilmiyoruz. Bilmediğim şeyi böyle yazdık. Ya da istersen soru işareti. Bilmiyoruz. Geldik ağırlığa. Şimdi bunların kaldırma kuvvetleri eşit, tamam. Ama hacimlerini bilmiyorum. Ne kadar kaldığını bilmiyorum. Ya da nerede kaldığını bilmiyorum. Mesela şu olsaydı kaldırma kuvvetleri eşit ya. Yüzen ve askıda kalan cisimlerde, bakın yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığını dengeliyordu. Ama cisim batmışsa kaldırma kuvveti ağırlığını dengeleyemiyordu. Belki bunlardan biri batmıştır, bilemiyorum. Belki ikisi birden de batmış olabilir. Ama şöyle olsaydı, bu bilgiyi verseydi bana, işte cisimler batmamıştır deseydi, o zaman derdin bunların ağırlıkları da eşit. Batıp batmadıklarını bilmiyorum. Şöyle yazabilirim, batıp batmadıklarını bilmiyorum dersem, batmadıklarını bilmiyorum. O yüzden bu üçüncü, yani ağırlıkla alakalı bir şey söyleyemeyiz. Gene soru işareti, bilmiyoruz. Yalnız iki kesinlikle ve kesinlikle her ikisi için aynıdır diye soruyu bitirmiş olalım. Şimdi başka bir soru var karşımıza. V hacmindeki 4D öz kütleli cisim D öz kütleli sıvıda şeklindeki bir dengedir. Buna göre cismin içindeki boşluk kaç V'dir? Zaten soru
sana böyle bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü 4D öz kütleli cisim D öz kütleli cisimde yüzemez. Neden? Çünkü öz kütlesi büyük olduğu için batmak zorunda. Başka şansı yok. Hani ne vardı? Gemilerin işte çeliğin öz kütlesi 7,5 ile 8 arasıydı. Ama işte gemi suda yüzüyordu. Nedeni neydi? İçerisindeki boşluklardı. Yani ortalama öz kütlenin sudan, suyun öz kütlesinden daha küçük olmasıydı. Burada da benzer bir mantık söz konusu. Ama bu kadar çok fazla kafanızı karıştırmadan basit bir mantıkla çözmeye çalışacağız. Şimdi bunun V kadar hacmi var ya, o zaman burada V bölü 2 yarısı hani D öz kütleli sıvıya girdiği için bunu etki eden kaldırma kuvveti FK, V batanı yarısı. O yüzden V bölü 2 sıvının öz kütlesi D olduğu için D çarpı G diyorsunuz. Bu kaldırma kuvveti olmuş oldu. Fakat ağırlığı dediğimiz gibi içerisinde boşluk var ya, ağırlığı için şunu yazacağız. Biraz aşağı çekelim. Ağırlık eşittir cismin gerçek hacmi, yani ne kadar kullanılmış. 4D öz kütleli malzemeden ne kadar kullanılmış. O yüzden ona gerçek hacim diyorum. Kullanılan hacim çarpı D cisim çarpı G diyorsunuz. Boşluk olduğundan dolayı. Ve bu arkadaşlar birbirlerine eşit olacak ki dengede kalsın. Yani kaldırma kuvvetiyle cismin ağırlığı birbirlerine eşit. Çünkü yüzüyor. Buradan devam edelim. V bölü 2'si batmıştı. V bölü 2 çarpı D çarpı G eşittir. Gerçek hacim dedik. Gerçek gene yazalım. Diğer G ile karışmasın. Çarpı cismin öz kütlesi ne kadar? 4D çarpı G. G'ler birbirlerini götürdüler farkındaysan. D'ler de birbirini götürmüş oldu. O yüzden gerçek hacim bu 4'e 2'nin yanına aldığında V bölü 8 oldu. Yani yapıldığı maddenin hacmi, hani 4D öz kütleli madde kullanılan maddenin hacmi V bölü 8'miş. Bana boşluğu soruyor. Boşluğu da burada bulalım. Boşluk demek tüm hacimden, yani burada hani kapladığı hacimden ne yapacaksın? Gerçek hacmini çıkaracaksın. V eksi V bölü 8. Hani payları eşitlediğimizde 8V eksi V'den 7V yazalım istersen. 8V eksi V bölü 8 olacak. Buradan da 7V bölü 8 bizim boşluğun, cisim için boşluğun hacmi. Tamamdır. Güzel. Şimdi başka bir soru. Gene birkaç bilgi, hani burada birkaç bir şey söylemem gerekiyor. Yoğun bir soru, güzel bir soru var karşımızda. Şimdi K cisminin bir parçası 4D öz kütleli sıvıda, bir parçası da D öz kütleli sıvıda farkındaysanız. O yüzden şu cümleyi hatırlayalım. Cismin hangi parçası hangi sıvıdaysa kaldırma kuvveti o sıvıdan kaynaklanıyorsun. Yani bunlar eşit bölmeli ya. Buna V, buna V, buna V diyelim. Hepsi V olsun. O zaman ne olacak? V, V şöyle gösterelim. O zaman üst kısmı etkileyen kaldırma kuvveti, şunu etkileyen kaldırma kuvveti V çarpı D olur. Bakın V çarpı D çarpı G yazalım. Güzel. Sonra alttaki kısma, yani 2V'lik kısma, şundan bahsediyorum. 2V'lik kısma etki eden kaldırma kuvveti ne olacak? 2V çarpı 4D çarpı G olacak. Bunlar kaldırma kuvvetleri bunlar. Bir de ne var? Aşağı doğru ağırlığı var. Ağırlığı ne kadarmış dediğimde zaten amacım önce buradan cismin öz kütlesini bulmak. Neden? Buraya koyduğumda cisim batacak mı? Yüzecek mi? Askıda mı kalacak? Onu bilmem lazım. O zaman ne yapıyorum? Şuradaki kaldırma kuvvetlerinin toplamı eşit olur G'ye. Çünkü cisim yüzüyor. Kaldırma kuvvetlerinin toplamı ne? 2 ile 4 çarptığımda 8 buradan. Bir de buradan 9. Yani yazalım istersen 8VDG artı VDG eşittir ağırlık diyoruz. Ağırlık da 3V hacim olduğu için 3V çarpı D cisim çarpı G olmuş olduğu. G'ler zaten birbirlerini götürecekler. 9VDG olduğu için şöyle yazalım. 9VDG eşittir 3V çarpı DC çarpı G. G'ler birbirini götürdü. Görüyorsun. Sonra V'ler de birbirini götürdü. O zaman DC'yi yalnız bırakırsan eşittir 9D bölü 3'ten 3D gelecektir. Cismin öz kütlesi 3D'ymiş. Ne anlıyorum ben buradan? O zaman burada bu arkadaşı bıraktığımızda batacak. Çünkü öz kütlesi D olan sıvıda 3D öz kütleli bir cisim batar. Başka şansı yok. Değil mi? O zaman bunu bıraktığımızda bu arkadaşı getirdik bıraktık. Geldi battı. Battığında da dışarıya bir hacim çıkacak değil mi? Ne kadar hacim çıkacak? Tamam batacak. O yüzden 3V'nin tamamı. Şöyle diyebilirsin. Taşan hacim eşittir 3V direkt batan hacimdi. V batan. O zaman batan hacim de tamam battığı için 3V kadarlık kısım dışarı çıkacak diyorsunuz. 3V. O halde kaç G ağırlaşma olur diyor ya. Ne yapacağız o zaman? Buradaki taşan sıvının ağırlığını bulacağız. Bulalım mı? Bulalım. Ne diyorum? Batan hacim ya da taşan hacim ne kadar? 3V kadar çarpı sıvının öz kütlesi D kadar çarpı G olmuş oldu. Yani taşan ağırlık bu. Ama dikkat. Cismin ağırlığı. Bak şurada.
buradan direkt şunu da yapabilirsin. Cismin ağırlığı direkt kaldırma kuvvetlerinin toplamı ya, 9VDG idi diye hatırlarsan, o zaman 3VDG ağırlığın kaçta kaçıdır? Onu da söyleyebilirsin. Söyleyelim. O zaman burada 9VDG G ise, 1VDG'yi yalnız bıraktığımızda, 9'u G'nin altına attığımızda G bölü 9 olmuş olur. Bu bilgiyi getirelim, yerine koyalım. Taşan ağırlık eşittir 3 çarpı G bölü 9. Yani G bölü 3 kadarlık kısım taşmış. Ben ne istiyorum? Ağırlaşma istiyorum. E tabii ki ağırlaşmayı bulmak için yapman gereken şey, konulan cismin ağırlığı G kadar eksi dışarı çıkan G bölü 3 kadar, bunu çıkartacaksın. Buradan da ağırlaşmayı bulacaksın. G eksi G bölü 3'ten paydaları eşitlediğimizde 3G eksi G bölü 3'ten 2G bölü 3 bizim buradaki kaptaki ağırlaşmamız olur. Evet. Şimdi başka bir soru. Şimdi der ki K, L cisimleri sırasıyla kaptan alınıp sıvıya bırakıldığında K cismi batarken L cismi askıda kalıyormuş. Cisimler sıvıya bırakıldığında sıvının yükseklik değişimleriyle ilgili ne söylenebilir? Evet, güzel soru gene. Şimdi K cismi batıyormuş, L cismi askıda kalıyormuş. Burada kurmanız gereken şey şu, mantık şu. Şimdi K cismi burada neden olduğu bir batırma var. Şimdi K'nın bir ağırlığı var ya. Diyor ki K, ben normalde kabın içerisine girdiğimde kabı biraz ittiririm diyor. Yani normalde kabın şuradaki, şu kaptan bahsediyorum. Bu kabın batan hacmini arttırıyor. Aşağı doğru itmesine sebep oluyor. Burada görmenizi istiyorum. Şöyle yapalım isterseniz. Mesela şöyle bir kap var. Bu öyle bir dengede, tamam mı? Şimdi ben bunun içerisine bir tane cisim koyduğumda bunun ağırlığı artar. Kabın ağırlığı arttığı için de ne yapacak bu? Batan hacmi artacak. Batan hacmi arttığı için de sıvı yanlardan biraz yükselmeye sebep olacak. Tamamdır. O zaman burada da deriz ki bu arkadaşın neden olduğu bir batırma var. Bakın bu batırma kendi ağırlığını dengelemesini sağlamış oldu. Tamam. Sonra eğer bu cismi aldığımızda, bakın bu cismi aldığımızda eğer bu cisim batmışsa şöyle bir mantık çıkıyor ortaya. Kendi hacminden dolayı etki eden kaldırma kuvveti ağırlığını dengeleyemedi. Cümleyi bir daha söylüyorum. Burada kendi hacmi, yani kendi batan hacminden kaynaklanan kaldırma kuvveti ağırlığını dengeleyemedi. Ama neden olduğu batırma, bak şu neden olduğu batırma ama ağırlığını dengelemişti. O yüzden cümleye şöyle kurabilirim. Neden olduğu batırma ve neden? Neden olduğu batırma demek ki buradaki K'nın cismin hacminden büyükmüş. E ne oldu o zaman burada? Neden olduğu batırmadan kurtulduk. Bak kurtulduk. Bunu çıkardık. Cisim geldi içeriye. O zaman burada bir yükseklik azalması olacaktır. K cismini alıp koyduğumuzda batmışsa kesinlikle yükseklik azalır diyoruz. Çünkü neden olduğu batırma daha fazlaydı. Ya da kendi hacmi daha az. Bu cümleyi kuracaksınız. O yüzden yükseklik H dediğim şey azalır. K için ne oldu? H azalır diyoruz. Bu cümleyi kurduk. Sonra geldik diğerine, L'ye. L için ne diyoruz? L diyor ki askıda kalıyor. Ha, o zaman aynı şeyi L için düşünürsen bu sefer ne oldu? Bak bunu alıyorum, böyle içeri koyuyorum. İçeri koyduğumda şöyle bir şey. L'nin bütün hacmine etki eden kaldırma kuvveti gene L'nin ağırlığını dengeliyor. Burada L için yazdığımda, bu K için diyorum. L için yazdığımda neden olduğu batırmayla, bak neden olduğu batırmayla kendi hacmi eşitmiş. Çünkü her iki durumda da kaldırma kuvveti ağırlığını dengeliyor. O zaman burada neden olduğu batırmayla kendi hacmi birbirlerine eşit olduğu için yükseklik neden değişsin diyoruz. O halde L deriz, L için H değişmez. Artık bunu şöyle özetleyebilirsiniz kafanızda. Böyle bir soru çıkarsa bunu şunu yapacaksın. Kaptan bir cisim aldığınızda cisim batıyorsa yükseklik azalır. Kaptan bir cisim aldığınızda cisim eğer askıda kalmışsa ya da yüzüyorsa yükseklik değişmez şeklinde bunu özetliyoruz. Eğer bu L cismi böyle olsaydı, yüzseydi gene H değişmez. Değişen bir şey olmazdı. Tamam mıdır? Şimdi gene bir tane sorumuz var. K ve L cisimleri var. X sıvısı içerisinde. Sonra ilk denge, daha doğrusu ilk durumda K cismi L'nin üzerine konulmuş. Sonra K L'nin altına bu şekilde bir ip yardımıyla asılmış. Her iki durumda da sistem olarak baktığımızda, bakın cümleye dikkat. Sistem olarak baktığımızda her iki durumda da yüzüyor. O zaman 1, 2, 3. 3 bölmelik bir kaldırma kuvveti var. Yani şunu yazıyorum. 3V çarpı D sıvı, yani X sıvısından kaynaklandığı için, çarpı G bize neyi verecek? Buradaki kaldırma kuvvetini verecek. FK'yı verdi. Sonra aşağı doğruda kimler var? K ve L'nin ağırlıkları var. Şöyle yapalım. GK artı GL ve burada denge var. Yani burada bu GK artı GL kaldırma kuvvetiyle dengeleniyor. Yazalım. FK burada
K'nın ağırlığıyla L'nin ağırlığını dengeliyor. Bakın K ve L'nin ağırlığını dengeliyor. Ve FK dediğimiz şey ne? 3V çarpı DX çarpı G. Eşit olacak. Gene GK, pardon, GK artı GL dedik. GK artı GL oldu. Şimdi ne yapıyorum? Sağ tarafa geçtiğimde bir ip var. Tamam. Ama ipe baktığınızda ip, gergin bir ip, her iki noktayı ortasına çeker. Tamam mı? Böyle sistemlerde bütüne bakmak diye bir şey var. Şimdi bunları iyi, hani iyi anlayın burayı. Bütüne bakmak. Şimdi siz buna bütüne baktığınızda aradaki ipi görmezden gelebilirsiniz. Görmeyin. Bütüne baktığınızda aradaki ipi görmüyorsak o zaman artık batan hacim çarpı dx dediğimde şunu kastedeceğim. Şurası batmış ve şu batmış. O zaman buradaki kaldırma kuvveti, şunları etki eden kaldırma kuvveti aynı olmak zorunda değil mi? Yani ne olacak? Çünkü aşağı doğru L'nin ağırlığıyla K'nın ağırlığı var. GK artı GL. Başka bir şey var mı sistemde? Hayır. Gene aynı şey olacak. FK üssü GK artı GL olmak zorunda. Çünkü denge var farkındaysanız. O halde ne oluyor? Kaldırma kuvvetine baktığında kim var? L'nin bir bölmesi. V çarpı DX çarpı G. Artı bir de K'nın tamamı var. Görüyor musunuz? K'nın tüm hacmi çarpı dx çarpı g. Kime eşitmiş? 3 ve dg'ye eşitmiş. Dx yazdığımda. Burada da artık işleme baktığımda işlemin sonucu geliyor karşıma. O zaman burası v dx g. Bu da 3 ve bunu bu tarafa attığımda vk dx g eşittir. Bir tanesini oraya attığım için 2 ve dx g olmuş oldu. G'ler birbirini zaten götürür. İlk başta da götürebilirsiniz. Bakın G'ler hepsinde olduğu için G'yi yazmaya da bilirdiniz. G'ler birbirini götürür zaten. DX'ler de birbirini götürür diyebilirdiniz parantez aldığınızda. Ama yok, ben işlemi yaptıktan sonra götürmeyi daha çok seviyorum dersen benim yaptığım gibi yap. Bunlar da gitti. DX'ler de gitmiş oldu. O zaman VK eşittir 2V geldi. Bak 2V. Ama L'nin hacmi neydi? 1, 2, 3, 4 bölmeydi. O yüzden VK bölü VL eşittir 2V çarpı 4V. Buradan da cevabımız 1 bölü 2 gelmiş oldu. Yani çok işlem yapmamaya çalıştık. İşin mantığını anlarsak hani soruları çözmemiz için kolay olacak. Şimdi başka bir soru var. G ağırlığındaki K cismi iki katlı çekirdek gibi dengelidir. D1 dinamometresi 5 bölü 6G değerini gösteriyor. D2 termometresi kaç G gösterir diyor. Şimdi bak. Burada gene buradaki dinamometrenin gösterdiği değeri yukarıya doğru alacaksınız. D1. Yani bir hani ne yapıyor? Sanki birisi onu yukarıya çekiyormuş gibi. Sonra bir bölmesi battığı için burada kaldırma kuvvetinde ne yapıyorum? 1V çarpı X sıvısı olduğu için D çarpı östesi D ya. D çarpı G. Bu da buna etki eden kaldırma kuvveti FK. Sonra bir de aşağı doğru cismin ağırlığı olan G var. Başka bir şey de yok. Sağ tarafa geldiğimde ne oluyor? Gene dinamometrenin gösterdiği var. Gösterdiği değer D2. Sonra 2 bölmesi battığı için şunu etki eden kaldırma kuvveti 2V çarpı 2D çarpı G. Yani burada yeni kaldırma kuvveti oldu. FK üssü. Bir de gene arkadaşın G ağırlığı var. Aynısını aşağı doğru çektik. O zaman yukarıya doğru olanlar aşağı doğru olanlara eşit olacak mantığıyla yaklaşıyorum. Buradan da D1 var ya yukarıya doğru. D1 artı şu kaldırma kuvveti VDG eşitmiş G ağırlığına. D1 neyi gösteriyormuş? 5 bölü 6G'yi gösteriyormuş. O zaman D1'in yerine 5 bölü 6G'yi yazdım. Bu durumda V çarpı DG'nin ne olduğunu söyleyebilirim. Bak ne oluyor bu? O zaman 1G bölü 6 oluyor. Ki topladığında sana neyi versin? G'yi versin. Şimdi bu bilgiyi sağ tarafta kullanıyorum. Yukarıya doğru D2 var. Tamam mı? Artı 2 ile 2'yi çarptığımda 4VDG var. Görüyorsun. Eşit olacak aşağı doğru G ağırlığına. Şimdi 4 VDG ya. O zaman bir tanesinin G olduğunu söyledik. O halde ne yapacağız? 4 tane G bölü 6 ile çarpacağız. D4 G bölü 6. D2 artı 4 G bölü 6 eşittir G diyoruz. Sonra 4 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde her ikisini 2'ye bölersek burası 2 burası 3 olacak ya. O zaman D2 eşittir G eksi 2 G bölü 3. Bunu paydasını 3 ile çarptığımda o zaman 3 G eksi 2 G'den G bölü 3 çıkmış oldu. D2'nin gösterdiği değer. Evet, güzel. Bayağı güzel sorular çözmüş olduk. Geldik ödül sorumuza. Şimdi cevaplarınızı bekliyoruz yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.